Merhabalar, ben Adem, 18 yaşındayım. Bu mesleği yapalı 1,5 sene olacak. Okul okurken zaten benim yapmak istediğim en çok restorasyon üzerine olduğu için babam açtı burayı. Böyle devam ediyoruz yani. Bayağı misafirlerimizi ağırlamaktan yani sevdiğim bir meslek olduğu için severek yaptığım yapıyorum. Yani burada daha çok et türü olacak. Nasıl bonfile olsun, kırmızı et olsun. Yani bayağı bir et ürünümüz çok burada. Peki etlerinizi nereden alıyorsunuz? Kendi burada yani laboratuvarımız var. Kendimiz alıyoruz. Aynen aynen hepsi bizde. Sabahları kahvaltı veriyoruz. Aynı Türk usulü, serpme, işte sucuklu yumurta olsun, menemene kadar her şeyimiz var. Cuma günleri genellikle türkü gecemiz oluyor işte. Veyahut düğün olsun, nişan olsun vesaire yapılıyor burada doğum günü kutlama. Hedeflediğim yani bir herkesin hedeflediği misafirlerin memnuniyetidir. Ama bir tane değil de binlerce Adem demesi, lokantalarımızın büyümesi beni çok memnun eder. Yani hayatımda başardığım en güzel şey olur. Bir ödül aldık, lokanta adını aldık. Fransa'nın en güzel Türk lokantası olarak ödül aldık uluslararası. Dediğim gibi yani İnşallah bir tane değil de bu ödüller çoğalır yani. Bizim bu Fransa'nın düşündüğüm en geniş masalarımızın misafirlerin yakın olmaması, aileler geldiği zaman rahat canı yiyebileceği bir aile ortamı olduğu için, %100 helal kesimi olduğu için bütün etlerimiz olsun, yani bütün gıdalarımız %100 helaldir. Bir de aile ortamı olduğu için yani herkesi bekleriz. Bura bütün servisçiler, personelimiz sizi cidden gurur duyuyor sizleri ağırlamaktan. Dediğim gibi herkesi, kapımız açık, herkesi bekleriz. Ademciğim, şimdi burada bir ocağın başındayız. Bu ocağın özelliği ne? Bu ocağın özelliği bir yani elektrikli değil. Yani kömürlü. Aynen kömürlü. Bütün etlerimiz zaten buradan çıkıyor. Evet. Buranın en meşhur yemeği hangisi? Bonfile. Bonfile. Aynen et kısmı antrikot olsun, bonfile olsun. Bu etler bayağı bir seçiliyor burada. Bonfile, ikinci sırada antrikot var. Antrikotumuz çok güzel. Karışık ızgaramız var. Ondan sonra tava yemeklerimiz dana fajita var. Balık çeşitlerimiz var. Somon krema var. Çubra balığı ızgarada yapıyoruz. Çok güzel bir şekilde. Tabii balık çeşitlerimiz de var. Burada bizim restoranımıza gelsinler. Hijyenik bir ortamda. Hijyenik yemek ve lezzetli yemek yiyeceklerinde hiç şüphesi olmasın. Herkes buraya gelip rahatlıkla burada yemek yiyebiliriz. Fiyatlarımız da uygun. Kalitemiz de çok yüksek. Şu anda zaten Lyon'da revanşta bir restorantız. Adem, şimdi burada bir fırın önündeyiz değil mi? Evet. Bu fırın özelliği ne? Bu fırın yani taş fırın. Evet. Elektrik fırın değil. Odunumuz zaten orada yanıyor. Hı-hı. Burada İslam hamurlarını yapıyor. Pideler, evet. Pizza Hı-hı. olsun. Hı-hı. Ama daha çok tabii pideler yapılıyor. Ekmeğimiz de burada yapılıyor. Hı-hı. Peki bu taş fırınla elektrikli fırın arasındaki fark ne oluyor? Yani taş fırın özelliği zaten odunun o lezzeti o veriyor. Evet. Taş fırın lezzeti o. Yavaş yavaş pişiyor. Aynen aynen yavaş yavaş güzelce pişiriyor. Evet. Bu konak ismi nereden geliyor? Konak ismi nereden geliyor? Evet. Bizim ailede zaten çoğu hayranı konak. Türkiye'de olan Hı-hı. küçük konaklardan. Hı-hı. Gördüğünüz gibi zaten aynı evet, çok güzel buralar geçti. Yapıldı. Evet. Adem'ciğim şimdi bir ödül görüyoruz burada. Bu ödülü ne zaman aldın? Bu ödülü 2 hafta önce aldım. Ne demek bu ödül?
Bu ödül Fransa'nın yani en güzel lokantası üzerine verildi. Yani et konusunda olsun. Gerek güzel değil, gerek et. Aynen, her şey olsun yani. Bütün lokantanın hem hijyen konusu olsun, bir de tabii ki mutlaka yemeklerimiz konusunda. Kaç kişi vardı bu şey veren jüride biliyor musun? Toplam 200 kişiydik. Aynen 200 kişi. 200 kişi içerisinden bu ödülü verdi. Aynen öyle. Çok çok tebrik ederiz, çok başarılı. Rica ederim. Mutlaka ki herkese de bekleriz. Çünkü bu lokanta ödül alan bir lokanta yani. Böyle sıradan bir lokanta değil. Sizi tanıyabilir miyiz? Selçuk Sarıkaya. Selçuk Bey, neden konağı tercih ediyorsunuz? Aile ortamı olduğu için tercih ediyoruz. Çok lezzetli ve servis de çok hoşuma gidiyor, çok güzel. Pideler de güzel, ızgaralar da güzel. Herkesin gelmesini tavsiye ederim. Efendim, sizin tercihiniz neden burası? Bir bayan olarak ne öneriyorsunuz? Güzel, yani aileyle gelinilebilecek bir yer. Temiz. Servisleri güzel, hoşuma gidiyor o yüzden. İsmim Emre abi. Lyon'da oturuyorum. İşte yemeğe geldik arkadaşlarla. Niye buraya geliyorsunuz? Abi, buradaki yemekler başka restoranlarda farklı, kaliteli, güzel, taze, gördüğünüz gibi. Evet. Öyle abi, buradan geliyoruz. Alors moi c'est Yacine, c'est un ami à moi qui m'a conseillé de venir ici. Et à ce qui paraît c'est l'un des meilleurs du coin, du coup voilà, et c'est tout.